Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bunlar benim güzel salçası yaptım. Onların kalan kabuklarını düzdükten sonra güzelce böyle güneşe serdim ve ara sıra karıştırarak, topaklaşanları şöyle yaptırarak kurumasını sağladım. Şimdi bunları toz bibere çevireceğim. Onu göstereceğim sizlere. Burada da turşularımı kurdum. Cin biber turşularını. Çok basit, hemen anne usulü böyle kolayca yapabileceğiniz turşular. Bunların da videoları kanalımda var. Şimdi bu biberlerimi böyle robotumuza attım. Ve robotumuzu çalıştırarak şöyle güzelce içine koydum. Şöyle göstereyim yeniden. İstediğiniz kalınlıkta olacak şekilde bunu güzelce parçalayacağım şimdi. Bu toz biberin işte en incesini yapacak şekilde sürekli basarak en ince kıvama gelene kadar bunu inceleyeceğiz. Şu an şöyle inceliğini göstermek istiyorum, küçüklüğünü. Ben bu kadar ettim. İstiyorsanız bunu daha da küçültebilirsiniz. Tercih sizin. Şöyle. Şimdi bunu gene çok kuru zaten. Tepsiye alacağım. Gene şöyle bir tepsiye döküyorum. Zaten kurudu bunlar ama şöyle bakın. Daha ince istiyorsanız biraz daha fazla çekersiniz robotta. Bu tercih sizin. İşte etli yemeklerimize, sulu yemeklerimize güzelce, nohut, kuru fasulye, türlü her şeye, çorbalarımıza katabileceğimiz toz biberi haline getirmiş oluyoruz. Yani burada ne yapıyoruz? Hem biberimizi değerlendirmiş oluyoruz, salçamızı yapıyoruz, hem de toz biber elde ediyoruz. Boşa gitmemiş oluyor. Ve şimdi gene burada robotuma güzelce koyacağım, yine aynı şekilde şöyle. Ve istediğim inceliğe gelene kadar bunları çekeceğim. Ben bunları bir 4 gündür falan güneşte beklettim. Bayağı bir kurumuşlar. Şöyle bakın, sesi duyarsınız. Ufalanıyor bakın. Tabii ki robotta daha çabuk etmek için robot atıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu güzelce birazcık sıvı yağ dökeceğim. Biraz da tuz sepeleyeceğim. Hemen şöyle birkaç gün karıştıracağım. Gene güneşte bekleteceğim bu yağı, tuzu iyice emmesi için. Yani bunu ne yaparsınız? Aldığınız acı biberde de uygulayabilirsiniz. Şöyle güzelce yağını yedireceğim. Güneşte bunu emecek. Ve artık kavanozlarıma, baharatlıklarıma dolduracağım. İstediğim zaman çorbaların üzerine, özellikle yemeklerimize muhteşem bir şey. Doğal kendiniz toz biberinizi yapmış oluyorsunuz. Bakın. Direkt böyle yapıp kaldıranlar da var. Hemen kavanoza dolduruyorlar. Ama ben bu yağı emmesi için ya birazcık imkanınız yoksa sıcak bir fırında bekletebilirsiniz. Ya da ocakta, aygazda hemen bir şöyle çevirirsiniz hafiften. Bu yağı, tuzu bütünlemiş olur, emmiş olur. Birbirine kaynaşmış olur ama ben güneş güzel olduğu için gene bunu güneşe koyacağım. Ve güneşte bir gün iki gün durduktan sonra bakın maşallah sübhanallah alacağım artık. Şöyle yere koydum ve bunları güzelce şöyle bir gün beklemesi yeterli. Dediğim gibi ister güneşte ister ocakta bir kere şöyle çevirin ve o yağla tuzu alsın, yeterli. Burada da biber salçalarım güneşte doğal kaynattım. Bunları çekmedim ama başka tencerede yapılan basit biber salçası tarifleri var kanalımda. Domates salçaları tarifleri var kanalımda. Biraz rahatsız olduğum için bunların haşlayıp süzme aşamalarını blenderdan geçirip bu hale gelme aşamalarını çekemedim. Ama şöyle göstermek istiyorum. Şöyle güzelce kabuklarını da böyle değerlendirmiş olduk. Toz biberi kullanmayı Allah nasip etsin diyorum. Artık biberlerim bir gün şöyle güneşte tuttum. Ve şimdi kavanozuma katacağım bunları ben.
Evde yapıyoruz, balkonda yapıyoruz ama şöyle güzelce istiyorsanız sizler dediğim gibi, başta da söylediğim gibi ocakta hafif böyle bu yağı emmesi için birkaç şöyle kaşıkla karıştırabilirsiniz. Ya da işte fırına hemen bir iki dakikalık verip çıkarabilirsiniz çok tutunmamak şartıyla. Ve şöyle elimle yapıyorum. Kullanacağım kadarını da baharat takımımıza biber yazana katıyoruz ve güzelce ihtiyacımız olduğu zaman kullandığımız kadar alıp alıp kullanacağız. Şimdi şöyle, evet biraz yere dökülüyor ama artık olsun. Şöyle biraz da bastırtırarak artık bunu şimdi güzelce kapağımızı kapatıyoruz. Artık ihtiyacımız olduğu kadarını alıp alıp kullanacağız. Şöyle mis gibi doğal harika bir kuru biberimiz oldu, toz biberimiz.